Teknopat'tan herkese merhaba ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte MSI'nin bütün tuşlara bastığı yeni Titan GT77 HX13V model oyuncu dizüstü bilgisayarını inceleyeceğiz. MSI'nin 4K sevdası bitmiyor fakat bu defa 4K sevdası yalın tek başına gelmiyor. Beraberinde yepyeni bir teknolojiyle geliyor. Panelin arkasında mini LED aydınlatma var ve bu sayede panel gerçekten şimdiye kadar test ettiğimiz abartısız en iyi renkleri verdi diyebiliriz. İsterseniz doğrudan bu renklere dalalım çünkü gerçekten güzel değerler verdi. Yaptığımız testlerde %98.3 sRGB, %83.4 Adobe RGB ve %94.7 de DCI-P3 renk değerlerine ulaştık. Tabii ki renk değerleri mini tek avantajı değil. Mini LED paneller diğer panellere göre bize çok daha yüksek parlaklık oranı sunabiliyorlar. Bu panelde MSI'nin iddia ettiği üzere tepe noktada 1000 nit'e çıkabiliyor. Biz de ölçümlerimizde 744 metre metrekare yani 744 nit değerini elde ettik. Ki bu bile bir oyuncu dizüstü bilgisayar için gerçekten çok iyi bir değer. Zira daha önce incelediğimiz dizüstü bilgisayarlarda 350-400 nit civarına çıkabiliyorduk. 750 nit burada artık bambaşka bir seviye cihazı isterseniz dışarıda bile kullanabileceğiniz anlamına geliyor bu. AU Optronix üretimi olan panelin model kodunu makalede bulabileceksiniz. 144 Hz tazeleme hızına sahip ve 10 bit renk derinliği sunuyor. Yine 170 derecede görüş açısı var. Tabii ki en iyi görüntüyü panelin karşısından elde ediyorsunuz. Yanlara doğru bakmaya başladığınız zaman görüntüde kayıplar oluşmaya başlayabiliyor. İnce kenar çerçeve tasarımı yine her zamanki gibi devam ediyor. Yeni nesil düzüstü bilgisayarlarda tabii ki alt çerçeve halen daha inceltilemedi. Bu sorun maalesef yine benzer şekilde devam ediyor. Üst tarafa baktığımızda 720p 30 FPS web kamerayı görüyoruz. Yine kameranın yanında artışık mikrofonlar mevcut ki MSI bu mikrofonlar için gürültü engelleme özelliği sunuyor. Tabii ki sadece dahili mikrofonlar değil, cihazın harici mikrofonuna da gürültü engelleme özelliği uygulayabiliyorsunuz. Gövdeye baktığımızda içeride plastik siyah bir iç kaplamanın olduğunu görüyoruz. Bu maalesef çok fazla parmak izi ve avuç izi bırakan bir kaplama, böyle bir eksisi olduğunu söyleyebiliriz. Boyutlara baktığımızda ise 397 mm eninde, 330 mm boyunda ve 23 mm kalınlığında olduğunu görüyoruz. Ağırlık ise 3300 gram yani 17.3 inç bir dizüstü bilgisayarın çok daha hafif olmasını zaten bekleyemezdik. Tabii ki bu boyutların bize bir avantajı olması lazım. Yoksa niye 3.3 kilogramlık bir cihazı yanımıza taşıyalım? Evet buradaki en büyük avantaj tabii ki cihazın bu gövdesinin içerisine sıkıştırılmış olan hoparlörler. Toplamda 2 tane hoparlör, 2 tane de sabun subwoofer mevcut. Bu sayede gerçekten yüksek sesler elde edebiliyoruz. Aynı zamanda hoparlörler MSI'ın yıllardır birlikte çalıştığı Dyna Audio tarafından üretiliyor. Bu sayede sadece yüksek değil aynı zamanda kaliteli bir ses de elde ettiğimizi belirtmemizde fayda var. Ama bu cihazın alameti farikalarından bir tanesi klavyesi. Biliyorsunuz MSI uzun yıllardan beri sil serizle çalışıyor. Bu cihazda da Cherry MX mekanik klavye kullanıyor. MSI özelliklerine baktığımızda 5 kademeli bir arka aydınlatması var. Yine tuş başına 20 milyondan fazla basış ömrü sunuyor. Klasik bir şekilde üst kısımda F tuşları var. Bunların tabi yine Fn ile atanabilen işlevleri mevcut. Fn tuşuna bastığınız zaman bu işlevleri kullanabiliyorsunuz. Yine en key roll over dediğimiz aynı anda birden çok tuş basışını da raporlayabilme özelliğine sahip SteelSeries klavye. Aşağıya baktığımızda 130 mm genişliğinde ve 80 mm derinliğinde touchpad'i görüyoruz. Touchpad bize kaygan ve rahat bir kullanım sunuyor açıkçası. Bunu ek olarak eliniz terlese dahi ki benim gerçekten çok terliyor rahatlıkla kullanmaya devam edebiliyorsunuz taçpedi. Giriş çıkışları geçeceğim ama ondan önce kısaca bir RGB'lerden de bahsetmek istiyorum. MSI logosunun üzerinde güzel bir RGB aydınlatma mevcut. Bu logo aynı zamanda böyle cam gibi bir tasarımla yapılmış. Yine cihazın arkasında da Aurora ışıklar gibi bir RGB aydınlatma mevcut. Yani ışıklar daha radikal geçişlere sahip değil, daha homojen bir geçişe sahip. Bu da estetik açıdan daha da güzel gözüküyor. Söylememde fayda var. Evet RGB faslını da kapattığımıza göre sol taraftaki giriş çıkışlarla başlayabiliriz. Burada bir de TRSS portumuz var. Yani yani combo portu. Hem mikrofon hem de kulaklığın olduğu kulaklıkları buraya bağlayabiliyorsunuz. SD kart okuyucu var yine burada performansını da test ettik. 95.3 MB saniye okuma ve 92.4 MB saniyede yazma hızına ulaştık. Ultra hızlı değil ama çok da yavaşta olmadığını belirtmemizde fayda var. Yine burada 2 adet USB 3.2 Gen 2 tip A portu var. Yani 10 gigabit tip A portları var. Güç girişini de MSI buraya konumlandırmış. 19.5 volt 16.9 amperlik bir adaptör var. Yani bize toplamda 329.6 watt güç sunuyor cihazın adaptörü. Tabii ki böyle bir güç beraberinde ağırlık da getiriyor. 1450 gram adaptörün ağırlığı, cihazın 3.3 kilogram ağırlığında katarsak toplamda 5 kiloyu taşımak zorunda kalıyorsunuz yanınızda. İşte bu yüzden biz bu tür düz bilgisayarlara taşınabilir değil, nakledilebilir diyoruz. Sağ tarafa baktığımızda bir adet USB 3.2 Gen 2 tip A portu olduğunu görüyoruz. Yine burada 2 adet Thunderbolt 4 portu mevcut. Thunderbolt 4 portları aynı zamanda Power Delivery özelliğine sahip. Yani bu portlar yüksek enerji sağlayabiliyor. Bunun da tabii farklı standartları var. Bu laptopun Thunderbolt 4 portları 100 Watt güç sağlayabiliyor. Yani 20 Volt 5 Amper güç çıkışına sahip ki bu gerçekten iyi bir değer. Tabi bu 100 Watt'ın biraz daha detaylarına inecek olursak 100 Watt şarj özelliği sistem çalışırken ve uykuda gerçekleşiyor. Bir de ek olarak 65 Watt ile şarj etme özelliği var. Yani baktığım zaman 20 Volt 3.25 Amper. Bu da hazırda bekleme ve kapalı modda da çalışıyor. Yani laptop kapalı iken de eğer BIOS'tan ayarını yapmışsanız tip C portu üzerinden cihazlarınıza 65 Watt gücünde şarj sağlayabiliyorsunuz devam ettiğimiz zaman bir adet mini display port olduğunu görüyoruz. Bir adet de HDMI 2.1 portu var. Tabii ki HDMI 2.1 sayesinde 8K 60 Hz veya 4K 120 Hz görüntü elde etmek mümkün. Yine LAN portu da oyuncu bilgisayarında olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi ki bu portta bize 2.5 Gigabit hız sunabiliyor. Ara sıra YouTube'da yorumlarda görüyorum artık cihazların içini açmıyorsunuz gibi yorumlar geliyor. Hayır biz cihazların içini açıyoruz fakat incelemeler kapsamlı olduğundan dolayı ve hepimiz artık 60 saniyelik shortsları izlediğimizden dolayı incelemenin burasına kadar gelemiyorsunuz. Gelmediğinizden dolayı da halen daha cihazların içini açmadığımızı düşünüyorsunuz. Lütfen açtığımızı diğer arkadaşlarınıza da anlatın ki cihazın içini açıyoruz. Açtığımız zaman da 4 adet RAM yuvası ve 3 adet SSD yuvası olduğu onu görüyoruz. Tabii ki bu 4 RAM yuvasının 4'ü de dolu ama birazdan bu doluğa değineceğiz. Öncesinde soğutma sistemine bir bakalım. Çünkü bu cihazın gerçekten kaslı bir işlemcisi ve kaslı bir ekran kartı var. Bu soğutma bunun altından kalkabilecek mi? Birazdan testlerde göreceğiz. 4 adet fan mevcut. 2 tane büyük, 2 tane küçük olmak üzere. Yine ısı borularına baktığımızda da 8 adet ısı borusu var. Bir tanesi paylaşımlı, 4 tanesi GPU, 3 tanesi de CPU için adanmış ısı boruları bunlar. Aşağıdan ve yukarıdan hava alımı söz konusu. Arkadan ve yanlardan da hava çıkışı var. FN artı yukarı tuşuna basarsanız da cihaz turbo moduna geçiyor ve havalanmaya başlıyor. Ha, havalanmıyor tabii ki ama fanlar artık tam devirde çalışmaya başlıyor. İşlemciye baktığımızda Core i9 13980HX modelini görüyoruz. 8 tane performans, 16'da verimlilik çekirdeği mevcut. Toplamda 32 TL'de sahip bir işlemci. 2.2 GHz temel ve 5.6 GHz'de boost frekansı olan muazzam bir işlemci bu. Bu arada tabi işlemcinin içerisinde bir de dahili grafik işlemci yani Integrated GPU dediğimiz iGPU mevcut. O da devrede yani cihazda MUX mevcut. MUX sayesinde harici ekran kartı doğrudan panele bağlanabiliyor. Bu sayede dahili GPU üzerinden gitmiyor ve performans düşüğü yaşamıyorsunuz. Tabii ki MUX'u açıp kapatabiliyorsunuz. Çünkü MUX'u açıp kapattığınızda da cihazın pil performansını iyileştirmiş oluyorsunuz. 4 tane RAM yuvası da dolu demiştik. Toplamda 128 GB DDR5 4800 MHz bellek sunuyor MSI. Ve yine MSI'nin bahsettiğine göre cihazın zaten maksimum bellek kapasitesi 128 GB. Ben açıkçası üreticilerin bu rakamlarına pek güvenmiyorum. Yani yarın öbür gün elimize 64 GB tek modüller geldiği zaman takarsak eminim bu cihaz sorunsuz bir şekilde destekleyecektir ki bu senaryoları ben daha önce çok yaşadım. Ama zaten 128 GB'ın şu anda yeterli olmayacağı çok kullanıcı yoktur diye düşünüyorum. Peki bu bellekler neyin nesi? Baktığımızda Samsung üretimi modüller olduğunu görüyoruz. Tam kodunu da yine makalede bulabileceksiniz. Bu oyuncu düzüstü bilgisayarının alameti farkalarından bir tanesi tabii ki RTX 4090 ekran kartı. RTX 4090 tabii ki deyince masaüstü sürümünü alıp doğrudan laptopun içine koymuşlar gibi anlayabilen arkadaşlar olabiliyor öyle bir durum söz konusu değil çünkü masaüstü ekran kartı için 1000 watt'lık bir güç kaynağı üretiliyor. Sizin yanınızda 1000 watt'lık bir adaptör taşımanız pek mümkün olmayacağından dolayı mantık olarak üreticilerin masaüstü sürümünü laptopa koyması pek mümkün değil arkadaşlar. Burada da 175 Watt maksimum TDP'ye çıkabilen bir tane ekran kartı var cihazın içerisinde. Bu da bize oyunlarda nasıl bir performans sunacak birazdan göreceğiz ama 16 GB GDDR6 belleğe sahip olduğunu belirtelim bu ekran kartının. Şimdi tabii 175 watt dedik ama her düzlü bilgisayar 175 watta kolay kolay çıkamayabiliyor. MSI'ın burada Overboost ismini verdiği bir teknolojisi var. Cihaz şarja takılıyken ekran kartı ve işlemciye toplamda 250 watt güç sağlayabiliyor bu teknoloji. Bu da bize oyunlarda daha yüksek performans olarak geri dönüyor. Aynı zamanda tabii ki cihazın yüksek ses çıkarmasına sebep oluyor. Bu tabii ki oyuncu düzüstü bilgisayarlarında kaçınılmaz bir durum. Bu yüzden kulaklık takmanız buradaki en ideal çözümlerden bir tanesi. Tabii sese katlanabiliyorsanız bu sizin bileceğiniz bir şey. Depolamada da coşku tam gaz devam ediyor. 2 tane 2 tb PCI Express 4.0 SSD RAID 0 modunda çalışıyor. Yani ikisi birleşiyor ve toplamda tek 4 terabaytlık bir tane disk oluyor cihazın içerisinde. Bu da bize yüksek bir performans sunuyor. Yaptığımız testlerde 10.695 MB saniye okuma ve 9.805 MB saniye yazma hızına ulaştık. Tabii ki siz RAID yapmadan böyle yüksek bir performans elde etmek istiyor olabilirsiniz. Bu da mümkün cihazdı. Çünkü içerisinde 3 tane NVMe yuvası olduğunu söylemiştik. Bu yuvalardan bir tanesi PCI Express 5.0 destekli. Oraya takacağınız 5.0 bir SSD ile tek SSD'de de yüksek performans elde edebilirsiniz. Ama Hemen PC Express 5.0 vagonuna binmeden önce bir uyarı yapmamızda fayda var. 5.0 SSD'ler gerçekten çok fazla ısınıyorlar ve genelde masaüstü PC'lerde bile harici soğutmayla geliyorlar. Bu bağlamda laptoplar için hemen 5.0 SSD'lere atlamamakta fayda var. MSI'ın da bu yüzden açıkçası 2 tane 4.0 SSD tercih ettiğini söyleyebiliriz ki zaten piyasada henüz bütün üreticilerin 5.0 çözümü mevcut değil. Intel hatırlarsanız geçtiğimiz senelerde öldürücü bir darbeyle Killer'ı satın almıştı. Bu cihazda da Killer'ın Wi-Fi 6E modülü mevcut. Yani 6 GHz destekli Wi-Fi ağlara bağlanabileceksiniz cihaz sayesinde. Modülün tam kodu da AX1690, 2.4 GHz ve 5 GHz desteği de mevcut. Aynı zamanda Bluetooth 5.3 teknolojisini de beraberinde getiriyor ve toplamda 3 gigabit hıza çıkabiliyor. 99 watt saatlik lityum polimer bir batarya var cihazın içerisinde. Bunun 99 watt saat olmasının sebebi uçaklara alınabilen maksimum limitin bu olması. Buna ek olarak bir de tabi güvenlik özellikleri var. Onlardan da bahsedelim. TPM 2.0 Windows 11 için zaten şart. Parmak izi okuyucusu var cihazın tam olarak burada. Ve aynı zamanda Windows Hello desteği de mevcut. Yani Windows gül cemalinizi görmeden açılmasını istiyorsanız bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Yazılım özelliklerinden de bahsedelim, Windows 11 Home sürümüyle geliyor. MSI Center'ı zaten biliyorsunuz, kısaca anlatmak gerekirse cihazın bütün donanımsal özelliklerini MSI Center üzerinden kontrol ediyorsunuz. Buna Max özelliği de dahil yine Overboost gibi overclock özelliklerini de buradan açabilirsiniz arkadaşlar. Yine burada destek kısmı mevcut, MSI True Color var, İşte panelin renk özelliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Mimic özellikleri burada, ek olarak bir de tabii ki SteelSeries GG var. Yani SteelSeries'in klavyesinin bütün özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. İşte işte makrolar olsun vesaire. Cihazın bütün özelliklerini kontrol etmek için gerekli yazılımlar mevcut diyelim ve isterseniz testlerimize başlayalım. F1 2022 ile cihazın klavye sıcaklığını test ediyoruz. Oyun çalışırken WASD tuşları 38.4 derecede, klavyenin ortası 40.3 derece, nümerik tuş takımı 40.7 derece ve touchpad'in de 25.5 derece olduğunu belirtelim. Gürültü testine geçtiğimizde yine F1 2022 yi oynarken cihaz 52 desibele çıkıyor. Bu yüksek bir gürültü. Dediğimiz gibi kulaklık takmanızı gerektirebilecek kadar yüksek bir ses seviyesi. Boştayken ise 40.5 desibel kabul edilebilir.

99 watt saatlik uçaklara bile artık neredeyse alınmayacak seviyeye gelen bir batarya var dedik. Peki bu bataryanın bize bir faydası var mı diye soracaksınız. Tabii ki haklı olarak biz de bunu test ettik. PC Mark onla her zamanki gibi modern ofis pil testi yaptık. Tabii ki oyun testini bakmayacaktık bataryada. Çünkü kimsenin bataryada oyun oynamaması gerekiyor. Böyle bir cihazı aldıktan sonra. Bu bağlamda testimizi başlatmadan önce cihazı Super Battery moduna alıyoruz. Sonrasında klavye ışığını 3. kademeye almışız ve cihazı yine en yüksek güç verimliğine almışız. Ses seviyesi %50'de, ekran parlaklığı da %50'de test ettiğimizde cihaz 5 saat 9 dakika boyunca nefesini tutmayı başarmış. Gerçekten tebrik ediyoruz. Yani bu tür üst seviye donanımlara sahip bir düzüstü bilgisayar için 5 saat iyi bir değer bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki böyle kallavi bir soğutma var, böyle kallavi bir donanım var. Ne kadar iyi bir performans sunuyor. Daha doğrusu cihazda throttling var mı? Bunu test ettik. Ayda 64 kararlılık testinde 18 dakika boyunca cihaz çalıştı ve profilde yani cihazın çalışma profilde ekstrem moddaydı. Bu modda işlemci tam 92 dereceyi gördü. Frekans da 4 GHz'in altına düşmedi. 4.3 GHz'in biraz altına düştü. Öte yandan %4 throttling tespit etti ki bu açıkçası şimdiye kadar test ettiğimiz bu tür oyuncu düstü bilgisayarları içerisindeki en iyi değerlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce test ettiğimiz cihazlar %8, işte %12, %14 civarlarını çıkıyordu. %4 ProLink böyle bir cihaz ve böyle bir işlemci için şimdiye kadar aldığımız en iyi değerlerden bir tanesi. Merak edenler için Cinebench performansına da baktık. Tek çekirdekte 2006 puan aldı ve bu esnada da CPU sıcaklığı 89 dereceye çıktı. Çok çekirdekte de 27.465 puana ulaştı ve bu testte de işlemci sıcaklığı 84 derece olarak kayıtlarımıza geçti. Evet sadede gelelim. Oyun performansı nedir bu cihazın? Tabii ki 4K panel olduğundan dolayı bütün oyunları 4K'da test ettik. RTX 4090 ekran kartını da kullanalım yani madem MSI koymuş. 4K ultra ayarlarda Red Red Dead Redemption 2'de minimum 16 Ortalama 74, maksimumda da 159 FPS elde ettik. Yani DLSS'i dahi kullanmadan 4K ham ultra performanslı cihazın rdr 2de 74 FPS akıcı güzel bir oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz. Bir sonraki oyunumuz Cyberpunk 2077. Yine 4K Ray Tracing Ultra'da DLSS Auto modunda devreye giriyor. Minimum 23, ortalama 60, maksimumda da 75 FPS elde ettik. Bu testte ekran kartımız 68 derece, işlemcimiz de 80 dereceydi. RDR2'de ise işlemcimiz 88 dereceye çıkmıştı ki bütün işlemci ve ekran kartı sıcaklık değerlendirilmişti. ...kapsamlı olarak makalede sizlerle paylaşıyoruz. Makalenin linkini de videonun altında paylaşıyoruz tıklayıp gidip okuyabilirsiniz. Videoyu izlemeye vaktiniz yoksa arkadaşlar. O zaman Cyberpunk 2077'den daha da yüksek performans alalım. Çünkü cihazın içerisinde Nvidia'nın en son kare oluşturma teknolojisi DLSS 3 mevcut. Cyberpunk 2077'de DLSS 3'ü devreye alıyoruz ve minimum 57, ortalama 85, maksimumda da 179 FPS elde ediyoruz. Ray Tracing Ultra'da. F1 2022'de testlerimize devam ediyoruz. 4K Ultra High ve Ray Tracing High ayarlarda minimum 40, ortalama 45, maksimum 53 FPS elde ediyoruz. Neyse ki DLSS 3 imdadımıza yetişiyor. Minimum 141, ortalama 169, maksimumda da 181 FPS'ye çıkmayı başarıyoruz. Bu test esnasında ekran kartımız 74 derecede çalışırken işlemcimiz de 87'ye çıkıyor. Wolfenstein Youngblood ile testlerimize devam ediyoruz. 4K Mine Leben ayarlarında Ray Tracing'de açık. Minimum 22, ortalama 87, maksimumda da 235 ile oyunu gayet akıcı bir biçimde oynamak mümkün. Returnal'a geçtiğimizde yine 4K epic ayarlarda ve ray tracing açıkta minimum 34, ortalama 49, maksimumda da 80 FPS'ye ulaşıyoruz. 4K en yüksek ayarlarda 60'ın altına düşmek istemiyorsanız yine DLSS 3'ü devreye alabilirsiniz. Bu defa minimum 73, ortalama 94, maksimumda da 115 FPS'yi görmek ve panelin hakkını vermek mümkün. Call of Duty Modern Warfare 2 de olmazsa olmaz testlerimiz arasında 4K ekstrem ayarlarda ortalama 77 FPS elde ediyoruz ve test esnasında da ekran kartımız 76 derecede çalışırken işlemcimiz de 81 dereceye çıkıyor. The Last of Us Part 1'e geçiyoruz. 4K ultra ayarlarda minimum 33, ortalama 44, maksimumda da 66 FPS elde ediyoruz. Bu teste işlemcimizin 90 dereceye çıktığını belirtelim. Daha yüksek performans için DLSS'yi kalite modunda devreye alıyoruz ve bu defa minimum 50, ortalama 70, maksimumda da 103 FPS'ye çıkabiliyoruz. Marvel Spider-Man Remastered ile devam ediyoruz. 4K Very High ayarlarda minimum 59, Ortalama 78, maksimumda da 101 FPS elde ediyoruz. %1 FPS 33, 1000'de 1 FPS de 15. Yani oyunda herhangi bir takılma sorunu olmadığını belirtelim. Forza Horizon 5'e geçiyoruz. 4K ekstrem ayarlarda minimum 96, ortalama 100, maksimumda da 122 FPS'yi görüyoruz. Ve testte ekran kartımız 72 derecede çalışırken işlemcimiz de 85 derece. Sıra geldi son testimiz Valorant'a. 4K düşük ayarlarda minimum 336, ortalama 453 maksimumda da 589 FPS elde ediyoruz. Ama bu tür oyunlarda her zaman dediğimiz gibi daha da önemli olan FPS düşüşü var mı? İşte burada %1 ve binde bir değerlerine bakacağız. %1 217, binde bir de 65. Yani binde bir FPS bile 60 FPS'nin üzerinde en ufak bir takılma bile söz konusu değil. Ve test esnasında da ekran kartımız 67 derece, işlemcimiz de 84 derecede çalışıyor. Bütün bu testler sistemin artıları ve eksileri neler peki? Artı listesinin başında C seris klavye yer alıyor. Zira bu mekanik klavyenin hissiyatı gerçekten güzel. Cihazı önceki modellerden fazlasıyla ayıran bir özellik olduğundan dolayı listenin en başında kendine yer bulduğu. Devam ettiğimiz zaman 4K akıcı oyun performansını görüyoruz. Her oyunda tabii ki 60 FPS'ye ulaşamadı ama DLSS 3 açtığımızda 60'ın da çok daha üstüne çıkarak akıcı bir deneyim elde etmeyi başarabiliyoruz ki 4090'ın da zaten buradaki en büyük avantajlarından bir tanesi DLSS 3 desteği. Yine 128 GB DDR5 de bir başka artı olarak cihazın hanesine yazılıyor. 4 TB PCI Express 4.0 NVMe SSD'ler de yine artı listesinde kendine yer buluyor. 4K 144 Hz mini LED arka aydınlatmalı paneli zaten incelemenin başında övmüştük. Tabii ki doğal olarak artı listesinde o da kendine yer buluyor. Yine Wi-Fi 6 e desteği, yüksek performans, 2 adet Thunderbolt 4 portu olması da diğer artılar arasında. Tip-C portundan şarj alabiliyor. Aynı zamanda Tip-C portunu Display Port olarak da kullanıp MSI'nin Matrix Display ismini verdiği birden çok ekranı bağlama özelliğine kavuşabiliyorsunuz. Ve tabii ki 3 ay Game Pass hediyesi var. Bu da bir diğer artısı. Peki ki eksileri neler cihazın? Tabii ki incelemeyi yaparken bahsettiğimiz gibi kasa biraz fazla parmak izi tutuyor. Buna ek olarak oyunlarda cihaz gerçekten yüksek bir gürültü ses seviyesine ulaşıyor ve son olarak tabii ki adaptörle birlikte cihaz 5 kiloya ulaşıyor. Bu artık taşınabilirliğin ötesine geçip nakledilebilir oluyor. Yani aracınıza koyup o şekilde götürebilirsiniz. Sırtınızda taşımanız pek mümkün değil bu cihazı. Bütün bu özelliklere baktığımızda eğer 4K panel olsun, yani çözünürlükten feragat etmek istemiyorsunuz. Piyasadaki en iyi işlemci, piyasadaki en iyi ekran kartı olsun, en hızlı SSD'ler olsun, işte mekanik klavye olsun vesaire bütün bunların hepsini istiyorsanız size bunun maliyeti 175.000 TL civarında olacak ama gerçekten de bu yüksek performansı ve iyi bir soğutmayı MSI Titan GT77 ile elde edeceksiniz. O zaman bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.